Arkadaşlar 69. yenileme sınav sorularını cevaplıyoruz. A kitapçığındayız ve 26. soru. Nokta görevlisi, özel güvenlik görevlisi Hakan'ın tanzim edemeyeceği. Bakın bu olumlu ve olumsuz. O soruyu okurken dikkat etmemiz lazım. Tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? Kimlik tespit tutanağı. B şıkkı. 27. soru. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir? Kemik parçaları. Kimyasal bulgu değildir arkadaşlar. 28. soru. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlisi Utku ile Ender devriye görevine çıkmadan önce kıyafetlerini giymiş ve kullanacakları teçhizatı kontrol etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri devriye öncesi hangi hazırlığı yapmıştır? Fiziksel hazırlık yapmıştır. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir? Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak. Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak. Bizim bir kere gözaltına alma yetkimiz yok. Bu yüzden bu bizim sorumluluğumuz da değil. 30. soru. Özel güvenlik görevlisi Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir? Tabii ki hayal ettiklerini. 31. soru. Olay yerine ilk müdahalede ve korumada hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşmaz? Olay yerindeki telefonu kullanır. Kesinlikle olay yerindeki telefonu kullanmamalıyız arkadaşlar. 32. soru. Hastanenin acil servisinde görevli özel güvenlik görevlisi Ferdi ile Serkan'ın sağlık görevlilerini darp eden hasta yakınlarını yakalayarak genel kolluğa teslim etmeleri hangi görevlerindendir? Tabii ki adli görev. Adli bir vakıf var değil mi? Teslim ediyorlar kolluğa. Bu adli bir görev. 33. soru. Aşağıdakilerden hangisi yaya kontrol noktasında bulunması gereken sistem ve cihazlardan biri değildir? Video oynatıcı. 34. soru. Olay yerinde elde edilen toksik maddeler aşağıdaki hangi bulgu çeşidine girer? Kimyasal bulgular arkadaşlar. 35. soru. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? Tabii ki korku durumu. 36. soru. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri esnasında duyduğu, gördüğü, önemli olarak değerlendirdiği olay, kişi, araç ve eşkallerle ilgili olarak kaleme aldıkları hatırlatıcı nitelikteki yazılara ne denir? Not alma diyoruz arkadaşlar. 37. soru. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Isırılan bölge kesilerek emilir. Yapılmaması gereken bir şey arkadaşlar. Kırık bir organa tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmamalıdır. 39. soru. Sıcak çarpmasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Bilinci açık ise sıcak içecekler verilir. Sıcak çarpmasına sıcak içecek verilmemeli arkadaşlar. C şıkkı. 40. soru. Aşağıdakilerden hangisi kırıklarda ilk yardım için doğrudur? Kırık kemik alt ve üst eklemleri içine alarak tespit edilir. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerin genel belirtilerinden değildir? Yaşam bulgularının normal olması.
42. soru. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanaması ile uyumlu değildir? Daha az kan kaybedilebilir. 43. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından bildirmenin kapsamındadır? Tıbbi yardım istenmesi, yani 112'nin aranması arkadaşlar. 44. soru. Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir? Yaranın içinde yabancı cisim olması. 'Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur? 'Isıyla oluşan yanıklarda arkadaşlar. Kişi hala yanıyorsa, üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır. Doğru olan budur arkadaşlar. Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahaledir. 47. soru. Toplumsal olaya müdahale edecek bir özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken özellikler ve müdahale ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Medya ile ilişkilere kapalı olma. 48. soru. Belediye parkında görevli özel güvenlik görevlisi Ali, kendisine yönelik mukavemet gösteren şahsa karşı jok kullanmak zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin jok kullanırken şahsın vücudunda vurmamaya özen göstermesi gereken bölgelerinden biri değildir? Baldır arkadaşlar. Vurması gereken yer baldırları. 49. soru. Turgay topluluk içinde belli bir statü elde etmek için yasa dışı toplumsal olayı başlatarak devam ettirmeye ve olay esnasında aynı kararlar vererek öne çıkmaya çalışan sorumsuz ve asosyal bir kişidir. Turgay'ın durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Tabii ki atılgan diyoruz biz bu tip kişilere arkadaşlar. Öne çıkmaya çalışanlar atılganlar. 50. soru. Birbirini tanımayan insanların günlük hayatın akışı içinde bir otobüs durağında toplanması veya çarşı pazarda alışveriş yapma amacıyla bir araya gelmesiyle oluşan insan yığınlarına ne diyoruz arkadaşlar? Kalabalık diyoruz. Tanımayan insanlar, bakın birbirini tanımayan insanların insan yığınlarına kalabalık diyoruz. 50. sorumuz da bitti. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basalım lütfen. Ve emeğe saygı için abone olmayı unutmayalım. Teşekkür.